Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde keşfe çıkalım konusunda sizlerle Almanya, Hollanda, Japonya ve İspanya ülkelerini görmüştük. Şimdi bir iki soru sorarak başlayacağım konuya arkadaşlar. Sizlerden bunun cevabını bekleyeceğim, söyleyeceksiniz. Mesela sumo güreşi desem, Japonya diyecektiniz. Peki San Fermin boğa güreşi desem, İspanya diyecektiniz. Peki arkadaşlar, dam meydanı desem, işte tahta ayakkabılar desem, meşhur peynirler desem, Hollanda diyecektiniz. Arkadaşlar, işte Ekim Festivali, gerçi bu nokta söylemedim ama Ekim Festivali desem, onun dışında Berlin, Münih desem, Almanya diyecektiniz. Geçtiğimiz konuda bu ülkelerden bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi bu ülkelerin konumunu size harita üzerinde tabii yakınlaştırarak göstereceğim. Şu an çok net göremiyor olabilirsiniz. Hangi ülkeleri görmüştük? Avrupa kıtasından arkadaşlar Almanya'yı gördük. Bakın, Almanya Avrupa'nın kuzeyinde yer alan bir ülke. Kuzey Denizi, işte Baltık Denizi, Almanya'nın sınırları olan denizler, tabi denizlere sınır olmakla birlikte büyük ölçüde karalarla çevrili bir Avrupa ülkesi, dünyanın da gelişmiş ekonomilerinden bir tanesi. Hollanda örneğinde arkadaşlar, hemen Almanya'nın batısına baktığımızda Hollanda'nın olduğunu görüyoruz. Oldukça küçük bir ülke, kıyıları okyanusun doldurulmasıyla elde edilmiş, %25'i. Yani şunu da söylemeyi unuttuk, 41 bin kilometre kare civarı toprağı var Hollanda'nın arkadaşlar. Hollanda, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip olan Konya ili, 42 bin kilometre kare civarı. Konya ili kadar yüz ölçümü var arkadaşlar. Yani Türkiye'nin bir ili kadar yüz ölçümüne sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Ama dünyada lale denildiğinde, yine kendine has peynirleri, tahta ayakkabıları, yer değirmenleriyle meşhur bir ülke Hollanda. Japonya'ya geçmeden önce yine Avrupa'dan devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde İber Yarımadası'nda yer alan İspanya'yı görmüştük. Arkadaşlar, İspanya denildiğinde Boğa Festivali'nden bahsettik arkadaşlar. Bunun dışında futbol takımlarının Barcelona, Real Madrid gibi meşhur olduğunu, bundan dolayı her yıl çok sayıda turisti kendine çektiğinden bahsetmiştik. Yine Afrika kıtası alt taraf, Avrupa kıtası üst taraf, İspanya iki kıtayı birbirinden ayırıyor arkadaşlar. Yani İspanya ayırıyor demeyelim de, Cebel Tarık Boğazı, yani Akdeniz'in suları iki kıtayı birbirinden ayırıyor. Avrupa'nın en güneydeki ülkelerinden bir tanesi, Güney Avrupa ülkesi İspanya. Japonya'ya gelelim. Şöyle yapalım. Şöyle indirelim arkadaşlar. Gelelim. Japonya'ya baktığımızda arkadaşlar, Asya kıtasının doğusunda 3-4 bin civarı adadan oluşuyor. 4 tane büyük ada var. Mesela Honshu adası, Tokyo başkent burada yer alıyor. İşte Hokkaido adasını görüyorsunuz. Bol yağmurlu muson iklimine sahip Japonya. Japonya'ya kültür anlamında baktığımızda sumo güreşi, bunun dışında çok kimse tarafından bilinen arkadaşlar sushi var, wasabi sosları var. Pirinç ve balık kültürlerinde çok önemli bir yere sahip. Dünyada en fazla balık ve pirinç tüketen ülkelerden bir tanesi Japonya. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden bir tanesine sahip Kobe Havalimanı'ndan bahsetmiştik, hatırlayacak olursanız. Peki bugün ne göreceğiz başka ülke olarak? Haritam kalsın arkadaşlar. Etkinliği de kitaptan söyleyeyim ben size. Yani önce ülkeyi buradan gösterelim.
Ondan sonra kitabı açarak size bu ülkenin özelliklerini vereceğim. İlk ülkemiz, hemen sayfa 136'dan takibini yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk ülkemiz Brezilya olacak. Yani hangi kıtaya gidiyoruz arkadaşlar? Gittiğimiz kıta Güney Amerika kıtası. Yani dünyanın batısına gidiyoruz ve Güney Amerika'da Brezilya'yı buluyoruz. Hemen gelelim arkadaşlar. Şöyle yeşil renkle görüyorsunuz. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesidir. Ne diyormuşuz? Yüz ölçümü oldukça fazladır. Brezilya'nın bir Güney Amerika ülkesidir. Önce haritadan göstereyim. Ardından arkadaşlar kitabımızı açarak özelliklerini size göstermiş olacağım. Onun için diğer ülkeleri de göstereyim. İtalya, ABD, Yunanistan, Fransa ve Mısır. Bunları bir göstereyim. Sonra özelliklerini açayım isterseniz. Çünkü haritayı kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kitabı açacağım için sayfada haritayı kapatacağım. Başka hangi ülkemiz varmış? İtalya varmış. Hemen İtalya'yı da gösterelim. Yine Avrupa'nın güneyinde yer alan, çizmeyi andırdığı için şekli çizme de deniliyor arkadaşlar. Çizme diye ifade ediliyor İtalya. Başka Yunanistan'ı göstereceğim size. Bakın. Şöyle yapalım. Türkiye'nin de sınır komşularından bir tanesi. Yunanistan burada, İtalya burada. Başka Amerika Birleşik Devletleri var. Dünyanın batısına gittiğimizde Kuzey Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri görüyorsunuz. Başka Fransa var, Mısır var. Onları da gösterelim. Avrupa'ya geldiğimizde Avrupa'nın batısında yine Fransa, güneyinde Akdeniz, kuzeyinde Kuzey Deniz ve İngiltere'nin yer aldığı, yine batısında Atlas Okyanusu'nun yer aldığı önemli bir ülke Fransa. Mısır dediğinde ise Afrika'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bakın, Mısır uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde kalmış. 1884'te İngiltere'ye katılıyor. 1948'de de bağımsızlığını kazanıyor. Arkadaşlar, Nil Nehri aklımıza geliyor Mısır denildiğinde de. Harita üzerinden de ülkeleri göstermiş olduk. Tekrar gösteriyorum. Güney Amerika'da Brezilya. Avrupa'da Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kuzey Afrika'da ise arkadaşlar, yani Afrika kıtasında da Mısır ülkelerini göstermiş olduk. Şöyle haritamı alta atacağım. Ardından kitabımı açacağım ve kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Reklamı da yapmış olduk bu arada. Her ne kadar zaman zaman bizi üsse de 4. sınıf kitabımız 4-5-6 bu yayını kullanıyoruz. Reklamını da yapmayayım artık. Çok güzel, bolca yaptık. Burada bayağı bir, yani 4-5 kadar yanlışını yakaladık. Düzelttik. Kendilerine de bildirdik. Olgunlukla karşıladılar. Tabii olabilir, yani böyle bir teknolojiyi sağlarken tabii burada öğretmenlere ve öğrencilere büyük iş düşüyor. Bu noktada. Gelelim arkadaşlar konumuza. Küresel bağlantılardı. Zaten ilk konuydu. Hemen gelelim. Almanya, Hollanda, Japonya, İspanya gördük. Ve Brezilya'dan başlayalım. Bulunduğu kıta arkadaşlar Güney Amerika kıtasıdır dedik. Başkenti Brezilya başkentidir. Genelde Rio de Janeiro herkesin aklına geliyor. Ama başkent arkadaşlar Rio de Janeiro değil, başkent Brezilya. Brezilya'nın başkenti. Geçiyorum kültürel özelliklerine. Rio Karnavalı, Rio de Janeiro dedik. Amazon Nehri dünyanın en fazla su taşıyan nehri. Tropikal yağmur ormanları dünyanın en önemli ormanları. Afrika'da, Endonezya'da ve Amazon Havzası dediğimiz bu havzada bulunuyor. Kahve ve muz üretiminde ve dünyaca ünlü futbolcularıyla da meşhur bir ülke. Sıralayalım özelliklerini arkadaşlar o zaman. Başkentini söyledikten sonra. Tropikal yağmur ormanlarıyla meşhur. Boyları 70-80-90 metreye kadar ulaşan tropikal yağmur ormanları dünyanın akciğerleri olarak adlandırılır arkadaşlar.
tropikal iklimin etkisiyle bu ağaçlar yıl boyunca yeşil kalabilen ağaçlardır. Yıl boyunca da yağışlı bir iklime sahiptir. Dünyada yıl boyunca en fazla yağışın düştüğü iklim tipidir tropikal iklim. 6. sınıfta bu konuyu çok iyi biçimde göreceksiniz, öğreneceksiniz. Bu ön bilgi olsun sizler için arkadaşlar. Amazon Nehri bu yağmurlarla beslenen, o kadar fazla su taşıyor ki arkadaşlar, nehir değil adeta bir deniz gibi görebilirsiniz. Yani görüntü olarak içinde olsak herhalde deniz gibi gözlemleriz. Yani kara, bazı yerlerinde kara görmeden ilerlendiği söyleniyor. Amazon Nehri, o belgesellerde gördüğümüz işte piranaların veya çeşitli balıkların, yılanların arkadaşlar, anakonda gibi veya boğa yılanı türleri gibi veya piton türleri gibi rahatlıkla görülebileceği bir yerdir Amazon Nehri. Dünyada biyoçeşitliliğinde en fazla olduğu yerlerden biri, dünyanın da en fazla su taşıyan nehrinin büyük bölümü Brezilya'dan geçer. Başka ne söyledik arkadaşlar? Önce coğrafi özelliklerini söyleyelim. Yine bu iklimden dolayı kahve ve muz üretimi, kahve, muz, kakao üretiminin, onu yazmadık ama o da var arkadaşlar, yapıldığı bir ülkedir. Ülkeye şöyle diyebiliriz, dünya çapında birçok ülkede, kendi de dahil, futbolcusu bulunduğu için futbolcu fabrikası olarak Brezilya'yı adlandırabiliriz. Ayrıca Rio Karnavalı da oldukça değerlidir bizim açımızdan. Her yıl binlerce insanın katılımıyla Rio Karnavalı gerçekleştirilir. Renk renk kıyafetlerin olduğu, geçiş törenlerinin olduğu, dünya çapında birçok turistin katıldığı Rio Karnavalı oldukça değerlidir arkadaşlar. Geçiyorum. Yunanistan, komşuya geldik. Yunanistan denilince aklıma Sirtaki geliyor arkadaşlar. Şöyle bir adını yazalım. Sirtaki nedir? Hiç yapamam ama bir danstır arkadaşlar. Dansla da benim aram pek iyi değil. Avrupa kıtasında yer alan bir ülke, başkenti Atina, bilgilerini vereceğim arkadaşlar. Komşumuz, yani 8 kadar komşumuz var, bunlardan bir tanesi kuzeybatıda yer alan komşumuz Yunanistan arkadaşlar. Hemen başkentini de açalım. Evet, Türk kültürüyle birbirine oldukça benzer Sirtaki'yi söylemiş, mitolojiden bahsetmiş. Biz farklı şeyler de söyleyebiliriz. Görüldüğü iklim Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminden dolayı özellikle arkadaşlar turizm faaliyetleri var. Yani gelirlerinin birçoğunu Ege'de yer alan adalardaki turizm potansiyelinden sağlar arkadaşlar. Özellikle zeytin üretiminde de ilk 5'te yer alan, Türkiye gibi ilk 5'te yer alan bir ülkedir. Tarım anlamında Yunanistan dediğimizde zeytincilik aklımıza gelir. Sirtaki arkadaşlar Yunanlıların meşhur danslarıdır. Zorba isimli oyun vardı, orada geçiyordu. Sirtaki meşhurdur Yunanlıların dansları arkadaşlar. Yiyecek içecek kültürüne baktığımızda Türk kültürüyle oldukça benzer olduğunu görüyoruz. Her ne kadar lokum ve baklavayı bizden araklayıp kendi üzerlerine tescil etmeye çalışsalar da biz Yunanlıları millet olarak seviyoruz arkadaşlar. Yani bir Ermenistan'a gittiğinizde gitmesi çok zor. Ters davranıldığını görebilirsiniz. Yani böyle gözlemler var. Ama Yunanistan için böyle bir durum söz konusu değil. Yani savaş geçmişte kaldı arkadaşlar. Şu anda Yunanistan'a çok rahat insanlar gidip orada sıcak karşılanabiliyorlar. Herhangi olumsuz bir şey olduğunu işitmedik, duymadık. Yani işin savaş boyutu farklı bir şey. Turizm veya insanlık boyutu birbirinden ayrı şeyler diye söyleyebiliriz. Mitolojiden bahsetmiş arkadaşlar. Eski Grek kültürü baktığımızda oradan kalma birçok eser var veya mitler var. Yunan mitolojisi oldukça bu anlamda zengin. Dünya çapında da meşhur Yunan mitolojisi, Yunan hikayeleri, mitleri, onlar da değiniyor. Geçelim
İtalya arkadaşlar, Avrupa'nın güneyine geldik. Güney Avrupa'nın kelebeğinden bir tanesi de İtalya. İtalya'da çok renkli bir ülke arkadaşlar. Özelliklerini göreceğiz. Önce başkentini de yazalım tabii ki. Onu da yazmış olalım. Sonra özelliklerini açarız. Başkenti Roma. Aynı zamanda Roma'nın şöyle bir özelliği var. Hristiyanlarca kutsal sayılan Vatikan ayrı bir devlet gibi, devlet diyelim ayrıca yani küçük bir devlet. Bu da Roma'nın içerisinde yer alıyor. İtalya'ya baktığımızda Avrupa dedik, başkenti Roma dedik. Kültürel özellikleri dediğimizde arkadaşlar çizme lakabı zaten. Pizza ve makarnası ünlü ve tarihi yerleri var. Kolezyum ve Pisa Kulesi gibi. Bunları da yazalım isterseniz. Roma dedik başkenti. Turizm oldukça önemli dedik bu ülke için. Mesela Kolezyum var. Eski böyle gladyatörlerin içerisinde dövüştüğü bir yer. Kolezyum dediğimiz yer. Hala devam ettiriyor varlığını. Yine eğik bir kulemiz var Pisa şehrinde. Pisa Kulesi oldukça değerli arkadaşlar. Çok sayıda antik şehri var. Çok sayıda tarihi eseri var arkadaşlar. Yani gez gez bitmez bir ülke olarak söyleyebiliriz bu anlamda İtalya'yı. Güneyinde Sicilya Adası var. Bu ada da oldukça değerli. Arkadaşlar bu adada da çok sayıda tarihi eserin olduğunu, gezilecek yerin olduğunu söyleyebiliriz. Dünya çapında turizm açısından değerli bir ülkedir. Baktığımızda makarnası meşhurdur. İtalya denildiğinde başka pizzası meşhurdur. Yine mobilyacılık ürünleri arkadaşlar İtalya'nın. Yine İtalya denildiğinde Milano tekstil ürünleri yani giyim oldukça meşhurdur. Bunları da ilave söyleyebiliriz. Yani dünyada lakap olarak çizme denilir. Haritada az evvel size gösterdim. Coğrafi şekli çizmeyi andırdığı için İtalya'ya çizme de denilmektedir. Mısır, Amerika Birleşik Devletleri'ni anlatacağız arkadaşlar. Önce şeyini verelim. Bulunduğu yeri göstermiştik. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika'da yer alan bir devlettir. Dünyada da birçok şeyde ön sıralarda yer alır. Mesela dünyanın en büyük ekonomisine sahip bir ülkedir baktığımızda. Onları söylemeden bir hemen söyleyeyim. Başkenti arkadaşlar Washington DC. İki tane Washington var. Bir eyalet olan var. Bu şehir olan Washington. Washington DC Amerika'nın doğusunda yer alır. Arkadaşlar bunu belirtmiş olalım. Kültürel özelliklerine bakalım. Amerika çok karışık bir kültüre sahip. Bayrağındaki yıldızların Amerika'da bulunan toplumları simgelediğini yaklaşık 50 tane. Yine hayvan olarak simgesinin beyaz başlı kartal olduğu, deniz kartalı olduğunu söylenir. Amerika'nın yerlileri var arkadaşlar. Bugün de varlıklarını sürdürüyorlar. Kızılderililer. Onunla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Amerika daha sonra keşfedilen bir kıta biliyorsunuz. Avrupa'da yaşayanlar Amerika'yı 1492'de Christoph Kolomb keşfediyor. Ardından 1506'da Amerigo Vespucci buraya ulaştığında Amerika adını veriyor. Ardından Avrupalılar buraya yerleşmeye karar veriyorlar. Yerleşmeye başladıklarında yanlarında bulaşıcı hastalıkları da getiriyorlar, çiçek gibi. Buradaki bulaşıcı hastalıklardan Aztek ve Maya imparatorluklarının sonu geliyor. Milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Eğer salgınların tarihini okuduysanız, şu salgın olaylarından dolayı rahatlıkla görebilirsiniz. Arkadaşlar, Avrupalılar buraya yerleşiyorlar. İşte İngilizler, önce Hollandalılar, İspanyollar, sonra Fransızlar ve İngilizler. Aralarında büyük mücadeleler geçiyor ve İngilizler büyük bölümüne hakim oluyorlar. Ardından 18. yüzyılda bir kendi mücadelelerini, kurtuluş savaşlarını veriyorlar. 1776'da bağımsız bir Amerika Birleşik Devletleri'ni kuruyorlar. Zamanla da dünyanın en gelişmiş ekonomisi haline geliyor. Kızılderililerle mücadeleye girişiyorlar. Maalesef bunun sonucunda Kızılderililer büyük ölçüde nüfuslarını kaybediyorlar, topraklarını kaybediyorlar arkadaşlar.
bırakmışlar. Bugün de vardır ama hani tamamen yok olmadılar. Ama bir soykırım uygulandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika denildiğinde NBA geliyor aklımıza. NASA geliyor, uzay çalışmaları yapan arkadaşlar. Amerika Kanada sınırındaki Niagara Şelalesi geliyor. Bunlar önemli hususlardır. Yani Amerika Birleşik Devletleri denildiğinde yer aldığı yer kıta, Kuzey Amerika kıtası, başkenti arkadaşlar, Washington, Amerika'nın doğusunda yer alıyor dedik. Amerika denildiğinde akla gelen ilk şey ekonomisi dedik, sanayi yani. Bunun dışında turizm denildiğinde yine önemli bir potansiyel sahip, havaalanları da Amerika Birleşik Devletleri'ne dahil. Bunun dışında kültürel anlamda baktığımızda NBA var dedik arkadaşlar. Yine turizm anlamında Niagara şelaleleri var. Doğal bir sınır oluşturan. Kızılderililerden halk olarak bahsettik. Yüz ölçümü bakımından da dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesidir Amerika Birleşik Devletleri. Böylelikle arkadaşlar konumuzu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde Mısır ve Fransa'yı göreceğiz ve ardından konularımızı bitirmiş olacağız. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.